Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Kalktım. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum çocuklara. Çocukların öğlen yemeği kutusunu da hazırlıyorum. Bugün kurabiye yapacağım arkadaşlar. Bugün neler çekebilirim? Hiçbir fikrim yok. Bu kurabiyeler yarın da dağıtmakla geçiyor. 3 günüm full dolu olmuş oluyor kurabiyelerle. Bölmediğim zaman da daha çok yoruyor beni arkadaşlar. Fırtına yok ama bayağı bir rüzgarlı bugün. Görebiliyor musunuz bilmiyorum karşıki ağaçları. Ve epey soğuk arkadaşlar. 3 ya da 4 derece yani gündüz. Bu da sıcaklığımız. Birden soğudu hava. Artacak ama 2-3 gün sonra bilmiyorum. Gün içinde neler yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kurabiyeden sonra bir şeyler yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Köpeğime, kedilerime yem almam lazım. Belki oraya gideriz beraber. Gün içinde görüşürüz o zaman. Şimdi kedi ve köpeğime yem almaya geldim arkadaşlar. İçeride çekebilirim inşallah. Bakalım neler varmış burada. Şuradan bir araba alalım. Yemleri var şimdilik ama arkadaşlar evde bulunsun istiyorum. Bunlar da kedi köpeklerin kıyafetleri arkadaşlar.
mesela kedilerin, köpeklerin de böyle çınar yemesi gerekiyor ya. Bunları bile satıyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlardan çocukları okula bıraktım geldim. Acayip rüzgar var. Arabam sallanıyordu yani o derecede. Gelirken de kedilerime ve köpeğime yemini aldım arkadaşlar. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Bunu tavuklarım için aldım arkadaşlar. Havalar soğudu artık. Geçen senekini attık, bozuldu. Sularının altına ısıtıcı donmasın diye. Bunun fiyatı 69.99, 70 dolarmış arkadaşlar. Bunu biraz daha soğuyunca koymaya başlayacağım. Bu köpeğimin yemi arkadaşlar. Tek elle biraz zor oluyor, kusura bakmayın. Şu kedilerimin yemi. İki yemi karıştırıyorum kedilerime arkadaşlar. Bir de burada var. Bunlar iyi markalarmış arkadaşlar. Bir de bunlardan Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bunlar kaliteli yemler arkadaşlar. Eğer varsa kullanmanızı tavsiye ederim bu markalar Türkiye'de varsa. Bir de ben hayvanlarıma da arkadaşlar domuz ürünü kullanmıyorum. Yani içinde domuz olan yemleri vermiyorum. Çünkü ben öpüyorum, seviyorum o hayvanları. Onlar da beni yalıyor. Yani bunu köpeğime oyuncak aldım. Çünkü habire kemiriyor arkadaşlar. Bunu köpeğime vitamin aldım arkadaşlar. Vitamin hapı. Bu da yaş maması. Köpeğime iki tane de bundan aldım. Başka şöyle bir şey aldım köpeğime gene. Etten yapılmış arkadaşlar. Bu kadar aldıklarım arkadaşlar. Şimdi ben içeri gireyim. Kurabiyelerimi yapmaya başlarım. Sonra çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar rüzgar gittikçe şiddetlenmeye başladı. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar ben kurabiyelerimin yapma işlemini bitirdim. Şimdi geldi akşam menüsüne sıra. Akşama da şu şekilde hatırlıyor musunuz bilmiyorum geçenki çiftlik alışverişimde kırmızı fasulyeler almıştım arkadaşlar. Bunları pişirmeye karar verdim. Bunları o gün sormuştum ben. Cranberry beans'miş bunların ismi arkadaşlar. Şimdi Türkçesine baktım çevirisinde kızılcık fasulyesi diyordu. Ama başka bir ismi varsa onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bunların özelliği bu şekilde renkli olması, mor olması arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum rengini tam olarak. Bunlar pişerken beyaza dönüyor olması lazım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla rengi şu şekilde. Beyaza dönüyor. Bakacağız. Ama tadı çok güzel arkadaşlar. Eğer Türkiye'de vardır diye düşünüyorum. Varsa denemenizi tavsiye ederim. Bu arada ben bunu kendim yapacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte yapmayacağım. Klasik kuru fasulye türü yapılıyor çünkü. Ama renginin döndüğünü dönerse ki dönecek diye biliyorum. Döndüğünü göstermek için size de gösteririm. Yanına da pilav düşünüyorum. Artık bulgur mu olur, öbürü mü olur bilemedim. Onu biraz daha düşünmem lazım. Onun dışında arkadaşlar gün içerisinde görüşürüz. Akşam yemeğimiz de hazır arkadaşlar. Biraz salata yaptım. Burada kızılcık fasulyemiz de hazır. Bu rengi alıyor işte arkadaşlar. Biraz beyazlaşıyor. Buraya da erişte pilavı yaptım arkadaşlar. Biraz suyunu fazla koymuşum sanırım. İnşallah tadı güzeldir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.